Merhabalar, Ekonominin Türkçesi Ekotürk TV'de sizlerle beraberiz. Finansal Astroloji programımıza hoş geldiniz. Hoş geldin Hakan. Hoş bulduk, herkese merhabalar, iyi haftalar diliyorum. Evet, haftaya aslında enerjik başladık. Yani en azından gökyüzü onu gösteriyor. Güçlü hissediyoruz kendimizi. Ama güçlü hissederken biraz dikkat etmemiz gereken şeyler var. Onlardan bahsedeceğim. Söz sende. Neler konuşmak istersin? Enerjimizin yukarı gitmesinin en büyük sebebi aşıyla ilgili gelen pozitif haberler. Bizim bir okul sitesi var. Orada arkadaşlar paylaşmışlar. Aşıda 4 tane yöntem bulunmuş. Buradan okuyayım. Bir virüs temelli dediğimiz klasik yöntem. Hı hı. Zayıflama ve ölen virüslerle yapılan bu Çin aşısı dediğimiz. Proteinler üzerinden yapılan, daha çok grip aşılarında kullanılan yöntem. Bu nükleik asit temelli olan RNA veya DNA üzerinden yeni denenen bir yöntem. Bu BioNTech'in aşısı. Bir de viral vektörlü dedikleri, daha önce Ebola'da kullanılan Oxford'un aşısı. Bu dört yöntem önümüzdeki günlerde herhalde Nisan-Mayıs'a kadar tüm dünyada kullanılır hale gelecek. Bu yüzden insanlarda bir pozitif, bir moralli hava var. Büyük ihtimalle bunun yansımasını sen de görüyorsun. Ben ona şöyle diyorum. Şiron Güneş, Şiron Merkür açıları var. Aşının bulunması ile ilgili yardımcı olacak bir enerjiler var. Artı üzerine de Merkür gelince bunların çok fazla konuşulacağını söyleyebiliriz. Ama bunun yanında işte sahteydi, zararlıydı, şu etkisi vardı, bu etkisi vardı tarzı şeyler de çok konuşulacaktır. Bunu da eklemek lazım. Onları da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Biliyorsun aşılar az bir insan üzerinde, yani birkaç bin insan üzerinde denenerek bir sonuç elde ediliyor. Yani %90-95 efektif diye kullanılınca milyonlar üzerinde, o zaman göreceğiz hangisi efektif veya değil. Bundan sonra da herhalde oraya doğru bir yönlenme olacak. Onun haricinde gelen rakamlara baktığımızda Çin'den gelen rakamlar çok iyi gelmeye devam ediyor. İhracat rakamları geldi, çok iyi. PMI rakamları çok iyi geldi. Bunu geçen günkü programda da söylemiştik. Bunların da emtialar üzerinde olumlu etkisi oluyor. Yani demir olsun, bakır olsun, kömür olsun, birçok emtia tarihi zirvelerine, uzun zamandır gördükleri zirvelere doğru yaklaşmaya devam ediyorlar. Aşıyla gelen haberlerle ve içindeki bu büyüme rakamlarıyla beraber de petrolde de $50 civarına tekrar geri geldik. Orada da o şekilde devam ediyor. Bu arada Türkiye'nin de uluslararası derecelendirme kuruluşlarından bir tanesi notunu incelemeye almadı. Normal bıraktı. Zaten notumuzun geldiği yer burada. Bundan sonra kırsa ne olur? Ancak yukarıya doğru bir düzeltme gelirse bizim için bir haber değeri olur. Şu anda kısaca bunlar var. İlk başta söyleyeceğim. Evet. Hala Venüs Türkiye'ye gelen para kısmını destekliyor. Yeni bir destek gelmese de geçen programlarda söylediğimiz destek devam ediyor. İçeride en azından para duruyor. Bu duranlığı da bir pozitiflik olarak nitelendirebiliriz belki. Ne dersin? Tabii ki. Şimdi Covid sonrası dünyada değişik bir gündem olacağı söyleniyor. Bir ekonomik resetten, teknolojik resetten bahsediliyor. Bundan da bizim pay alabileceğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Yani biz kendi ev ödevlerimizi yaparsak, bu yeni kenarda duran, geçen gün de söylemiştik, 17 trilyon dolarlık sıfır faizle bekleyen bir para var. Hani bunun binde bir, binde ikisini alsak bizim bütün problemimizi çözecek gibi. Ama biz önce ev ödevlerimizi kendimizin yapması gerekiyor ki bu paralar gelsin. Gördüğümüz kadarıyla dünyadaki büyümeden, Çin'den sonra biz hızlı hareket edebildiğimiz için, daha hızlı adapte olduğumuz için çabucak üretime geçebileceğiz. O yüzden bu paraları bize çekmemiz lazım. Hı hı. Buna göre hareket etmemiz lazım kısa vadede. Senin söyleyeceğin bir şey var mı bu teknolojik reset veya ekonomik reset ile ilgili olarak? Teknolojik resete doğru gidiyoruz. Yani artık bilgi çağı geldi. Bilginin önem kazanacağı ve teknolojinin çok hızla artacağı bir dönemin içindeyiz. Yani girdik sayılır artık oraya. 21 Aralık'la beraber her şey çok daha fazla hızlanacak. Türkiye'de pek çok değişiklik olacak. Ben şahsen Türkiye'nin geleceğini çok parlak görüyorum. Aslında bunu çok uzun zamandır söylüyorum. Özellikle Türkiye'nin bir finans merkezi olma konusunda çok pozitifim. Yani her geçen gün oraya doğru
doğru gideceğiz. Sorunlar yaşanabilir, her zaman yaşıyoruz yani. İyi günde de sorun oluyor. Tabii. Sadece tavrımızı ona göre belirleyeceğiz. Önemli olan her zaman daha yukarıya doğru giden bir grafik sergiliyor olmamız. Birçok yapısal değişiklik yapılacaktır. Yapmazlarsa eğer kendiliklerinden Şubat'ın ortasında yapmak zorunda kalacaklardır. O yüzden bu gelen kova vurgularının yoğunlaştığı Aralık sonu itibariyle ben pek çok şeyin Türkiye'de değişeceğini düşünüyorum. Teknoloji birinci sırada. Su her zaman bahsetmeye devam edeceğiz. Yani çok büyük zorluklar çekmemek için suyu hep birlikte konuşacağız. Yani halk arasında da konuşacağız. Özellikle bu COVID döneminde suyun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Sağlığımız ona bağlı, yaşamımız ona bağlı, her şeyimiz ona bağlı. Doğallığı, dünyayı korumayı hep konuşuyor olacağız bu senelerde. Eğer suyumuza dikkat etmezsek 2026 ile beraber sıkıntılar çok büyük olacak dünyada. Sağlık heyetinden konuşan bir profesör vardı dün, onu seyrettim. Aşılar insan ömrünü son 200 yılda 12 yıl, temiz su 20 yıl uzatmış. Hı hı. Az önce senin vurguladığın gibi temiz suyun ne kadar olduğu, ne kadar önemli olduğu görülüyor. Şuraya not aldım. Dünya Gıda Ajansı'nın bir açıklaması oldu. 2021 yılının kıtlık yılı olacağını belirtiyorlar. Hı hı. Bunun iki sebepten dolayı. Bir, kurak geçmesinden dolayı, az önce senin de vurguladığın gibi. İkincisi de salgından dolayı tohumlamanın doğru zamanda, doğru miktarda yapılamadığı dolayı, insanların çalışamadığından dolayı. Dikkat edersek de zaten belirtmiştik. Son 6 yılın en yüksek fiyatlarına geldi. Buğday fiyatları olsun, bazı gıda fiyatları olsun. Verimlilik çok önemli. Mesela biz, hı hı, Türkiye'de hektar başına diyelim ki 3 ton buğday alıyorsak, Avrupa 4,5 ton alıyor. Bizim madem suyumuzu arttıramıyorsak, en azından doğru zamanda, doğru miktarda ekim yapıp daha fazla verimli almamız lazım. Sen bir programda da belirtmiştin, bunun astrolojik olarak zamanları da var. Ona da istersen evet, bir daha değinirsen. Aslında tarihte tabii astrolojinin ki kullanılmasının iki çok önemli yeri var. Bir, savaşların tarihlerine karar vermek. İki, ekim dikim zamanlarına karar vermek. Evet, bunu söylemiştim. Seninle birlikte birkaç tapınak gezmiştik tarihi, evet, yerler. Tabii. Onlar da zaten tamamen bunun üzerineydi. Bu iki konu çok çok önemli ve astroloji burada çok etken. Türkiye özellikle doğum haritasına göre tarıma gitmeli, çalışmaya gitmeli, bilgiye gitmeli. Öyle bir şey ki Hakan, biz gitmemiz gereken yolda ilerlediğimizde, yani görevimizi doğru yaparsak diğer konular kendiliğinden düzeliyor. Oysa ki biz o yanlardaki olayları düzeltmeye çalışırken esas konuyu atlayabiliyoruz ve orada enerjimizi tüketebiliyoruz. Türkiye doğum haritasının gösterdiği yönde ilerlerse eğer, bir tarım toplumu olarak, bir bilgi toplumu olarak, o zaman diğer konular kendiliğinden aslında şifalanacaktır. Birbirine bağlı hepsi. Tabii. Birbiriyle devam ediyorlar. Az önce de söylediğimiz, tabii, gibi bir hem ekonomik finansal resetten, bir de teknolojik resetten bahsediliyor. Sermaye piyasalarında, para piyasalarında da paranın aktığı alanların değiştiğini, önümüzdeki dönemde değişebileceğini görüyoruz. Hı hı. Nasıl normal arabalardan elektrikli ve hidrojenli arabaya doğru bir ilerleme olduğu gibi, normal bildiğimiz klasik borsalardan türev piyasalara, kripto paraya, bunlara doğru da bir şu anda günümüzde bir akım var. Evet, bence bizde bu konuyla ilgili çok büyük gelişmeler olacak. Yani sanki dünyada olacakmış, bize hep sonradan gelecekmiş falan gibi bir imaj var. Aslında belki de Türkiye'den çıkacak pek çok önemli şey. Kripto paralar olsun, teknolojik yeni yatırımlar olsun. Bu yüzden bu tip şirketler daha da yakından incelenmeli. Ben şöyle bir analiz yaptım. Tabii kripto parada biraz tam alanımız olmadığı için, hı hı, biraz daha az bilgimiz olduğu için hafta sonu çalışma fırsatım oldu. Hı hı. Mesela kripto paraların son dönemde neden yükseldiğiyle ilgili biraz araştırma yaptım. En önemli noktalardan biri PayPal gibi ödeme sistemleri tarafından kabul edilmeye başlanması bu, hı hı, dönemlerde. Artan yeni kullanıcı ve cüzdan sayısı. İnsanlar artık bunları alıp biriktirmeyi, tasarruf etmeyi öğrendiler. Hı hı. Nasıl yapacaklar? Biliyorsunuz şifrenizi kimseye söylemediğin zaman
Burada hiçbir güvenlik sorunu yok. Yani siz birilerine beyan ederseniz veya ne bileyim işte benim şifrem bu diye bir yerde Facebook'ta ne bileyim de Twitter'da yayınlamadığınız sürece bir güvenlik problemi yok. Bunu yapan yoktur diye düşünüyorum. Var mıymış? Ya bilmiyorum. Herhalde var. Bazen hacklenebiliyor ya. O yüzden söylüyorum. Kurumsal yatırımcıların artması var. Moda olup yaygınlaşması var. Bir de bildiğimiz gibi sıfır faiz politikası ve bol likiditenin oraya da bir akım sağladığı görülüyor. Daha genç olanlar, daha genç yaştakiler bunlarla daha çok ilgileniyorlar. Hı hı. Önümüzdeki zamanlarda paranın yerine geçebileceği düşünülüyor. Bu olacak gibi görünüyor. Eğer tüm dünyadaki ülkeler bunu aynı anda yasaklamazsa mutlaka her ülkede kendi kripto parasını çıkaracağını düşünüyorum. Bu alana doğru bir gelişme bugünlerde oluyor. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde daha çok çalışıp burada yatırımcıları bilgilendirmeye çalışacağız. Bu tarafımızı da geliştireceğiz. Kendimizi de geliştirmemiz lazım. Evet, acaba biz öncülük eden ülkelerden olabilir miyiz? Bir makalede okumuştum daha önce. Bitcoin'lerin %10 civarının Türk yatırımcılarda olduğu söyleniyordu. Hı hı. Bu ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. Ama bununla ilgili bir makale olmuştum, okumuştum. Bu fiyata geldiği için umarım bizimkilerdedir, sevinirim yani. Öyle bir şeyimiz var. Türkiye ile ilgili sen astrolojik olarak önümüzdeki günlerde ne görüyorsun? Bir onu da alayım. Çünkü biliyorsun yeni ekonomik programdan yeni bir siyasette bir bakanlarda işte Merkez Bankası Başkanı'nda bir değişim oldu. Bunun bir katkısı olabileceğini, bir ilerleme sağlayacağımızı düşünüyor musun? Evet, geçen sene enerjiler pek yardımcı olmamıştı bize. Özellikle tüm toprak komşularımızla işbirliği yaptığımız ülkelerle sıkıntılar yaşamıştık. Şimdi önümüzdeki yıl bu konulara biraz rahatlama gelecek. Daha çok para gündemimizde olmaya devam edecek. Parasal sıkıntılar gündemimizde olacak ama bir yandan da destek de alıyoruz. Yani almıyoruz da diyemeyeceğim. Teknolojik para, teknoloji ve paranın birleştiği konular çok gündemimizde olacak. Burada belki de yeni buluşlar bizden çıkacak. Ortaklıklar bölgesi rahatlayınca tabii bu bizim için önemli. Çünkü işte bir Güneydoğu bölgemiz var ayrı. Para ilişkisi içinde olduğumuz ülkeler var ayrı. Pek çok sıkıntımız olabiliyor. Bu tip bu hafta yani bu önümüzde bir tutulma var ayın 14'ünde. Onun etkisiyle biraz askeri hareketlilikten de bahsedebiliriz aslında. Olaylar hızlanıyor. İşte komutanların konuşmasıydı gibi konular gündemimize gelebilir. Bir süredir çünkü Covid'le beraber ondan bahsetmiyoruz. Evet. Bu konuda gündemde. Yani bu salgınla beraber dünyada her şey durdu. Yani evet. Ara verildi diyelim. Ara verildi her türlü konfliktin üzerindeki problemlere. Şimdi tekrar salgının azalmasıyla beraber eski problemler gün yüzüne çıkacaktır. Eski anlaşmazlıklarla ilgili konular tekrar görülecektir. Ya bizim kendi problemlerimiz belli esasında yani yıllardır aynı. İşte enflasyon var ki en büyük problem. Ekonomiye en büyük zarar veren şey. Bunun sonucunda insanların gelirlerinin göreceli olarak azalmasından dolayı, hayat standartlarının düştüğünden dolayı şikayet ediyorlar. Hı hı. İşsizlik problemimiz var. Kendimiz bildiğimden övünüyoruz hep genç nüfusuz diye. Genç nüfus olunca onlara da iş bulmamız gerekiyor. Evet. Cari açık problemimiz var. Hı hı. Ezelden beri kapatamadığımız. İşte onun için uğraşıyoruz. Doğal gaz çıkarmaya gayret ediyoruz. Değerli madenler konusunu her zaman ben gündeme getiriyorum. Onların hı hı. çıkartılması gerekiyor. Hı hı. Onun dışında buraya not aldım. Jeopolitik riskler, az önce senin de bahsettiğin gibi, bütün etrafımız. Öyle bir coğrafyadayız burası, Orta Doğu. Yapacak bir şey yok. Onlar size iç ve dış göç var. Hem içeride göç problemimiz var, hem de etrafımızdaki komşuların rahatsızlığından dolayı bize doğru aldığımız göç var. Bunun yansıması olarak da bizden yurt dışına beyin göçü var. Yani okumuş, eğitimli, daha yüksek geliri hedefleyen bir kesimin ilk bulduğu fırsatta yurt dışına gitme gibi bir içinde tutkusu var. Evet, bilgi çağı başlamışken tabii ki bu bizim için hiç iyi değil. Yani tabii ki. Onları burada tutmamız gerekiyor. Ya, o konuyla ilgili geçen gün ben Mercedes örneğini verdim. Yani Almanya'da 60 bin euro. Sen orada alırsan 3-4 bin euro. 20 ayda işte 2-3 senede alabiliyorsun. Burada 100 bin euro asgari ücretle Alman 10 yıllar sürüyor. Bir de
paranın sabit kaldı, yani euronun sabit kaldığını varsayıyorum. Bütün problem burada. Yani mal ve hizmetlere erişim yurt dışında daha rahat, daha kolay olduğu için maalesef buradan oraya beyin göçü oluyor. Çünkü adam diyor ki ben burada 10 euroya çalışacağım ama niye 50 euroya, 100 euroya yurt dışında çalışmayayım? Basit hesap. Evet, burada onlara daha iyi bir hayat sunarız umarım önümüzdeki yıllarda. Şu birkaç seneyi atlatalım, her şey çok daha güzel olacak. Yıllardır hangi şeyi söylüyoruz? Evet. Bu yaşlara geldik. Bak 30'lu yaşlara geldin sen. Ben 50 değil yaşlara mi? Geldim. Çok teşekkür ederim. Yani umarım bundan sonra daha... Bir o kadar sağlık. Sene bu meslekte tecrübemiz var diyelim. Yani. Buradan, o gün doğduk. Altına geçelim istersen. Evet, altından daha çok gri metallerle ilgili, gri madenlerle ilgili gökyüzünde bir vurgu var. Önümüzdeki senede bu güçlenerek devam edecektir muhtemelen. Ki sen sürekli bahsediyorsun aslında bir... Platin var. Evet. Benim gördüğüm, biliyorsun daha önce de söyledim. Ben onun 850-900 dolardı. Hı hı. Kürşat arkadaşımız da teknik analizini yapmıştı. Onun yani... 5-10 yıl vadede, tabii uzun vadede. Ben kısa vadeli bir şey söyleyemem, bilmem. Hı hı. Zaten çok iyi rakamlara gelebileceğini söylüyorduk. Hatta demiştim ki o zaman altın 2000'di, o şeyin altındaydı. Bire birden fazla alabiliyordunuz, takas yapılabileceğini söylemiştik. Onun dışında gümüşle altın paritesine baktığımız zaman da gümüşün daha çok gidebileceği yolu olduğunu görüyoruz altına göre. Bugün bir rapor gördüm, okudum. Yine biliyorsun yukarı gittiği zaman... Bir emtia, bir maden. Evet. İşte altın için 2000'e geldiğinde 3000-5000 olabilir. Evet. 1800'e geri geldiği zaman bu defa da 1600-1300'e gelecek. Hep aynı. Aşağı gelirken daha aşağı, yukarı giderken daha yukarı şeklinde. Bunların insanlar psikolojik olarak bundan etkilenmeyip doğru bildiklerini yapmaları gerekiyor. Kârda olduğun zaman her zaman satıp geri geldiğinde her zaman yerine koymak gerekiyor. Bu standart yani. Hiç değişmiyor. Yatırım yani. Tavsiyesi evet. Değil de bu. Hayat... Yemek yemek gibi, evet, günde 3 öğün gibi. 10 liraya alıyorsanız bir şeyin, 20 liraya alıyorsan satacaksın. 50 olursa da bakmayacaksın. Tekrar 20'den 15'e geldiğinde. Biraz da başkaları kazansın diyeceksin. Aynen, her zaman öyle. Hep ben mi kazanacağım? Bu standart bir şey yani. Her üründe bu şekilde yapmak lazım. Bunlar daima size göre çiziyorum. Yani bu sinüs eğrisi şeklinde devam ederler. Her zaman yukarısı var, dip var, tekrar yukarısı, tekrar dip. O şekilde bakmak lazım. Dalgalardan faydalanmak gerekiyor. Altın olur, gümüş olur, platin olur, alüminyum olur, bakır olur. Siz hangi emtiayı alıp satmak istiyorsanız hep aynı. Ne sonsuza dek yukarı gider, evet. Ne sonsuza dek aşağı gelir. Böyle bakmak gerekiyor. Evet. Hangisi en çok konuşuluyorsa, herkes oraya doğru yönleniyorsa zaten oradan biraz kaçmak gerekiyor. Evet, artık belli bir doygunluğa gelmiş anlamına geliyor. Altın için Ağustos ayıydı. 2018 evet senesinde başlayan bir döngü burada bir durdu. Durdu dedik yani, bitti diye söylemedik. Daha çok işte yaz ayında olan tutulmalarla Temmuz ayında başlangıcını verdik ve buradan sonra artık gümüş daha popüler olacak diye. 2021 senesinde de muhtemelen öyle olmaya devam edecek. Dediğin gibi iniş çıkışlardan ne kadar faydalanılabilirse o konuda zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vaktimiz var. Demir çelikten bahsettin. Mesela demir çelikten evet. Bahsettin. Bu yaz evet Mars'ın Koç burcunda olması sebebiyle demir çeliği yakından takip etmiştik. Bu sene boyunca öyle gitti. Nitekim o da zaten yapacağı primleri yaptı. Çin'deki üretim artışı, PMI rakamları, Çin'in ihracat rakamlarının iyi olması sebebiyle. Çünkü biliyorsun uluslararası salgına önce onlar girdi, evet. Durdular. Önce onlar çıktı. O yüzden üretimlerini arttırdılar. Evet. Bu arada stoklarını sattılar. O yüzden değerli madenlerde program başında söylediğim gibi Çin kaynaklı özellikle. Biliyorsun Çin dünya üretimini %25-30 arasını yapıyor yaklaşık olarak. Emtiaların da birçoğunun %35 ile %50'sini kullanıyor. Yani kömür olsun. Ne bileyim petrolde olsun, işte demirde olsun, alüminyumda, bakırda, birçok şeyde, birçok emtiada çoğunu onlar kullanıyorlar üretimde. Üretimi onlar yaptıkları için. O yüzden hep söylerim, emtiada işlem yapan arkadaşların Çin'deki büyüme rakamlarını, PMI rakamlarını, dış ticaret rakamlarını çok yakından takip etmesi gerekiyor. Genelde paralel gidiyor bunlarla emtiaların fiyatları.
Dolar TL ile ilgili burada söyleyecek bir şey var mı? Bir grafiğim var. Öyle o mi? Grafiği paylaşmak onlara istiyorum. Sen söyle lütfen. Sen grafiğini yap ondan sonra. Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerine yaklaşan bir güneş tutulması var. O grafiği alabilirsek ekrana. Konuları söyleyeyim en azından bizi ilgilendiren konuları. Tutulma Türkiye'nin doğum haritasının 6. ev dediğimiz bölgesinden geçiyor. Bu sağlık konularına dikkat etmemiz gerektiğini ve askeri sektörün de göz önünde bulundurulması, dikkat edilmesi gereken bölge olduğunu söylüyor. Zaten Merkür'le beraber bu konuyu pek sık konuşacağız. Gündemimizde bu olacak muhtemelen. Güney düğümle beraber geldiği için de sorunları gündemimize taşıyor. Yani aslında bu konu orduyla ilgili mesela olan sıkıntılar gündeme gelebilir. Bunların konuşulması yapılabilir. Yine sağlık sektörü, hastalık çok ön planda olacak. İyi bir şey söyleyeyim, kişisel olarak bedensel direncimizin normalin biraz daha üzerinde olduğu bir dönemdeyiz. Bu yine iyi bir şey. Hastalığa tutulsak bile belki daha rahat atlatılmasına yardımcı olacaktır. Tabii özel bir hastalığı falan yoksa kişinin. Az bir vaktimiz kaldı. Senin dolarla ilgili görüşlerini alayım. Öncesinde teşekkür ederiz. Şunu söyleyeyim. Sen savunma sanayinden bahsettiğin için buraya not almıştım. Vakit kalırsa söyleyecektim. Önemli bir haber. İlk milli helikopterin motoru üretilmiş Türkiye'de. Hayırlı olsun demek hayırlı lazım. Hayırlı olsun. Hem mühendislerimiz hem çalışan işçilerimizi tebrik ederiz. Ellerine sağlık. Aynı şekilde tank, uçak, jet motoru, roketin de üretilmesini bekliyoruz, rica ediyoruz mühendis dostlarımızdan. Bunları tasarlasınlar. Dışa bağımlılıktan kurtulalım. Dolar TL ile ilgili biliyorsun ama alım yönünde bir önerim hiçbir zaman olmuyor. Türk parası benim param. Onu korunması benim için değerli. Ama şunu söyleyebilirim. Bundan sonra yeni gelen ekonomi yönetiminin, hep televizyonda ekonomist arkadaşlardan duyuyorum, dövizlerin şu anda birikmiş olan 225 milyar doları nasıl çözeriz yönünde düşünceler dile getiriyorlar. Bence daha çok bundan sonra insanlar nasıl dolara yönelmezi konuşmak daha değerli gibi geliyor bana. Evet. Alan almış, bundan sonra daha fazla alınmasın. Almaması, insanların dolara yönelmemesi için ne yapmalıyız? Bence bu konuda enerji sarf etmemiz gerekiyor. Onu söyleyeyim dolar TL ile ilgili. Evet, teşekkür ederim. Çok emlakla, konutla ilgili konuşmalar yaptık geçtiğimiz dönemde. Artık bunları bırakıp bilgiyi konuşacağımız, teknolojiyi konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Yani betonlaşmadan ziyade doğayı koruma, suyumuzu koruma, bilgiyi arttırma. Yani herkes bilgiye doğru gitsin. Zaten gidecek, gitmek zorunda kalacak. Herkes teknolojiye doğru gitsin. Teknolojiyi maksimumda kullanacağız. Yine işte borsada da pek çok değişiklikler olacaktır. Biliyorsunuz zamanında kalemle, kağıtla, işte duvarlara asılı kağıtlara yazıp çizdiğimiz işlemleri yaptığımız dönemler çok eskide kaldı. Evet. Yine böyle bir kova vurgusuyla biz oraları bırakıp işte bilgisayara geçmiştik, bilgisayar kullanmaya geçmiştik falan. Müthiş bir devrimdi. Önümüzdeki sene artık buralara doğru çok güçlü adımlar atıyoruz. Yani o zaman kağıttan, kalemden bilgisayara geçtik. Şimdi bakalım bilgisayardan nerelere doğru gideceğiz? Ne şekilde işlemler yapacağız? İşlem yapma şeklimiz değişecek, parayı kullanma şeklimiz değişecek. Tüm dünyada bu olacak. Ama Türkiye'den ben daha da bir farklı adımlar bekliyorum. Yani belki bir şeylerin öncülüğünü yapacağız. Umarım bu konuda çalışmalar mutlaka yapılıyordur. Borsa İstanbul konusunda çok ümitliyim. Borsa tabii. Söyleyeceğim bir şey varsa. Yani teknolojiyi kullanma konusunda onlardan da farklı atılımlar bekliyorum. Biliyorsun borsa daha önce de Amerikan borsası ile işbirliğine gitti. Ona göre sistemlerini, yöntemlerini düzenledi. Kendini geliştirdi. Daha milisaniyelik, daha hızlı işlemler yapılmaya başladı. Orada da çok büyük ilerlemeler olacağını düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Biliyorsun İstanbul Finans Merkezi'nin
yapımı da devam ediyor. Orası da tamamlandıktan sonra diğer sektörün parçaları da oraya geldikten sonra önümüzdeki zamanda daha fazla bu konuda bir gelişme olacağını düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ederim Hakan. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatlerde sizlerle beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın, iyi haftalar.